Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesinde konuştu. Yaşananlarla ilgili çok özel ve önemli bir değerlendirme var. Batı katliamı uzaktan izliyor. Sevgili seyirciler ve sevgili dinleyiciler, olayların başladığı andan itibaren bu olayları önlemek için en samimi bir biçimde çaba sarf eden ülkelerin en başına Türkiye Cumhuriyeti geliyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geliyor. İsrail tarafından acımasızca öldürülen 11 bine yakın Gazzeli'nin %73'ü kadın ve çocuklardan oluşuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. zirvesine katılmak üzere Özbekistan'daydı. Başkan Erdoğan, İslam Kerimov Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Başbakanı Abdullah Aripov ve diğer yetkililer karşıladı. Burada Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. zirvesine katılan Erdoğan, İsrail'in katliamlarına dikkat çekti. Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail yönetimi, insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, üniversiteleri, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor. Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız. Erdoğan, Batılı ülkelerin İsrail'in sivillere karşı katliamlarının durması için ateşkes çağrısı bile yapmadığını hatırlattı. Sürekli insan hak ve hürriyetlerinden, demokrasiden bahseden Batılı ülkeler ise İsrail'in tüm bu katliamlarını uzaktan seyrediyor. Bu ülkeler ve kuruluşlar bırakın çocuk katillerini eleştirmeyi, ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar aziyet içindeler. Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar. Başkan Erdoğan, Müslüman ülkelere de çağrıda bulundu. 15 Kasım'da İstanbul'da Filistin konulu bir zirvenin düzenleneceğini söyledi. Gelişmeler, Müslümanlar olarak birliğimizi güçlendirmemiz gerektiğini bizlere bir kez daha göstermektedir. İnsani ateşkesin sağlanması ve çatışmaların yayılmasının engellenmesi için diplomatik girişimlerimizi sürdürüyoruz. Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz? Eşimin himayesinde inşallah 15 Kasım tarihinde İstanbul'da devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katılımıyla uluslararası bir toplantı gerçekleştirilecek. Erdoğan, Türkiye'nin Gazze için 230 ton, Afganistan'daki depremzedeler için de 510 tonluk yardımda bulunduğunu aktardı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, Kıbrıs Türkleriyle her alanda ilişkilerin tesis edilmesi ve geliştirilmesi çağrımı tekrarlıyorum diye konuştu. Erdoğan zirvenin ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İslam dünyasına İsrail'e karşı ortak tavır çağrısında bulundu. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ve çözüm için atılması gereken adımlarla Türkiye-İran ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölge ve dünya barışına hizmet edeceğini belirterek, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın düzenlenecek olağanüstü zirvede adil bir çözüme ulaşmak için gayret sarf etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin garantör sorumluluğunu alarak meseleyi çözüme kavuşturmaya hazır olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının ortak tutum alarak İsrail üzerinde baskıyı artırması gerektiğini dile getirdi.